Mersin'e dönelim. Kırmızı alarmın verildiği illerimizden biri Mersin. Yusuf Çelik karşımızda. Mersin'deki son durumu bize iletecek. Maalesef Mersin'den üzücü haberler geldi. Nedir Yusuf Çelik, kentte son durum? Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum. Şimdi şu anda Adnan Menderes Bulvarı'ndayız. Adnan Menderes Bulvarı 7 kilometrelik bir sahil şeridinde. Bugün bu Adnan Menderes Bulvarı ile ilgili internette, yaygın medyada öyle fotoğraflar yayınlandı ki sanki Adnan Menderes Bulvarı'nda arabalar çalışmıyor, bütün her taraf sular altında ve felaket telalı yapılıyor açıkçası. Şimdi Mersin'de her yıl bu ay bütün medya, ulusal medya özellikle abartarak Mersin zaten her ay, her yıl bu zaman yağmur yağar. Yani yağmur bol yağar. Ovalarında yağmur yağar, tepelerde ise bol bol kar yağar. Bu yıl ne oldu? Aslında eski yıllara rağmen, mesela bundan 10 yıl önce yapılan büyük bir felaketin fotoğraflarını paylaşarak insanları şey yapıyorlar, yönlendiriyorlar. Bugün yurdun birçok yerinde bizi arıyorlar, çok geçmiş olsun, bir şey var mı falan diye. Aslında bir şey yok. Yağmur normal yağıyor. Hatta bazı üreticiler diyor ki ya bırakın böyle güzel güzel yağsın, bu bereketle şey yapmayalım, karışmayalım diyorlar. Tabi burada tedbirlerini almayan ufak tefek şeyler de oldu. İki tane can kaybı oldu. Birisi Mutlu, Yunus Gök isminde bir yurttaşımız sulara kapıldı arabasıyla giderek. Diğeri de Çeşmeli'de İbrahim Gökçel diye yurttaşımız 6 kişilik ailesiyle hayalen altında kaldı. O 6 kişilik ailenin 5 kişisi kendi çabalarıyla kurtarmayı başardı. Ancak İbrahim Bey kurtaramadı. Bugün işte giden belediye ekipleri cansız bedeline ulaştı. Yine yağmur yağdığı zaman ne olur? Fırtına çıkar. Fırtına çıktığı için de balıkçılar balığa çıkmaz. Yani şehirden etraftan gemiler gelip şeye, Mersin Limanı'na sığınıyor. Yine öyle oldu, sığındılar. Ayrıca beton zeminde yapılan karayollarında, özellikle Antalya Mersin karayolunda birçok araç mahsur kaldı. O da normal çünkü asfalt suyu emmiyor. Emmeyince gölleşiyor. Gölleşince de mahsur kalıyorlar. Onun için tek şeritten ulaşım sağlanıyor. Mersin Belediyesi, Mersin Valiliği kırmızı alarm verdi. Mersin Belediyesi başta Mersin park ve bahçeler, yol yapım ekiplerini ve müdürlüklerini 24 saat seferber etti. Bunlar dört çalışıyorlar. Durmadan telefon şey yapıyorlar, veriyorlar. Lütfen bir şey olursa bu telefonları arayın diyorlar. Yine park ve bahçelerde ve alçak bazı dükkan ve iş yerlerinde su bastı. Onları da vatandaşların büyük bir kısmı kendi imkanlarıyla tahliye ediyorlar. Herkes bahçesinin başında, üreticiler. Durum bu. Yükseklerde ise bugün yine aldığımız haber, mesela şeyde Çamlı Yayla'da, Çamlı Yayla biliyorsunuz Mersin'den güzel yaylası. Yazın herkes oraya gider. Belediye Başkanı İsmail Tepebağlı da durmadan yurttaşları çağırır gelin diye. Ama bu sefer sakın ha sakın Çamlı Yayla'ya gelmeyin diyor. Çünkü bizim kurtaracak araçlarımız, dozerlerimiz de kar altında 2 metreyi geçiyor kar. Onun için ille de çok mecbursanız, gelecekseniz de zincirlerinizi takarak, tedbirlerinizi alarak gelin diyorlar. Ayrıca Gürler ve Mutlu'da da durum, kar yağışı çok yoğun bir şekilde sürüyor. Yine Çamlı Yayla'da, Gürler'de, Mutlu'da ve birçok yerde valilik tarafından bazı okullar bugün tatil edildi. Yarın ne olacak onu tam olarak bilmiyorum. Şu anda yağmur biraz etkisini azalttı. Umarım daha büyük bir can kaybı vermez. Mersin'den daha güzel bir güne ulaşır düşünüyorum. Sözü size bırakıyorum. Evet, Yusuf Çelik, teşekkür ediyoruz. Mersin'deki son durumu bizlerle paylaştı. Sevgili